Harikalar Odası'na iyi akşamlar. Bugün çok değerli bir konuğum var. Sezen Salver Kutup. Hoş geldin Sezen. Hoş buldum Esen. Kendisiyle bugün Sevin Burak Edebiyatı'nı ve edebiyattaki insan sonrası temsilleri, hayvan çalışmalarını, queer ekolojiye kadar uzanacağımız çok güzel bir program olmasını açıkçası diliyorum. Biz geçtiğimiz hafta Bruno Latour üzerine çok bir program yapmıştık. Geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz çok değerli düşünür Bruno Latour üzerine ve ben birazcık ucundan kıyısından böyle onun aktör ağ teorisinden kısaca bir giriş yapmaya çalışmıştım. Bugünkü aslında insan sonrası, yani edebiyat nedir bu insan sonrası ki biz Harikalar Odası'nda böyle hafıza odaları yaratmaya çalışıyoruz. Mesela işte Sevin Burak'la ilgili bir program yapmıştık. Bugün seninle birlikte üzerine ekleyeceğimiz çok güzel bir daha Sevin Burak yayını olacak. Tabii bu sefer Sevin Burak'a aslında insan sonrası posthumun antroposen çağda ki çok çeşitli veçeleriyle birlikte işte insan dışı fail, insanı merkezde olmasını eleştiren ve edebiyatta yeni bir eleştiri ve temsil imkanları da sorunsallaştırmaya çalışacağımız bir yayın olacak. Öncelikle hoş geldin demek istiyorum tekrar ve sözü sana bırakıyorum. Çalışmalarından, edebiyat üzerine yaptığın değerli çalışmalardan ve özellikle Sevin Burak üzerine hazırladığın çalışmalardan istersen kısaca söz ederek başlayalım. Çok teşekkür ederim Esen, hem davetin için hem de güzel girizgahın için. Şuradan açabilirim birazcık. Ben Sevin Burak'la ilk karşılaşmamı, tanışmamı hep bir büyülenme olarak hatırlıyorum. Böyle de anlatıyorum. İlk kez bir ders vesilesiyle yüksek lisansta Büyük Kuş'u okumuştum. Ve yani oturduğum, ayakta oturduğum yere çökmek gibi böyle hallerden geçmiştim. Büyük Kuş benim için ilk Sevin Burak karşılaşmasıydı ama tabii devamı geldi. Çünkü öyle bir edebiyat ve öyle bir ağ kuruyor ki aslında metinleriyle diğerlerine bağlanmadan, diğerlerine göz atmadan duramıyorsunuz. Aynı zamanda da yüksek lisans sırasında Sevin Burak üzerine çalışmayı düşünürken bir yandan da okulda Boğaziçi Üniversitesi'nde hayvan hakları topluluğu ile çalışıyorduk ve zaten bir şekilde kendi gücümüzün el verdiğince aktivizm yürütmeye çalışıyorduk. Hem vegan aktivizm hem hayvan hakları alanında. Orada bir karmaşa yaşamıştım. Yüksek lisans tez konumunda Sevin Burak'a ihanet etmeden onu çalışmakla aynı zamanda hayvanlar üzerine çalışmak ve hayvanlara odaklanmak gibi. Sonra aslında metinlerine gide gele Sevim'in meselelerin ne kadar iç içe geçtiğini, hayatımda aktivizm ve akademide ne kadar iç içe geçtiğini hatırladım, fark ettim. Çünkü zaten o dönemde bir şekilde posthümanist kuramları okuyordum. Aynı zamanda insan olmayan canlılar, insan dışı varlıklar üzerine düşünüyordum. Dolayısıyla acaba Sevin Burak'ı, özellikle de Ford MacBeer'ini bu perspektifle çalışabilir miyim diye düşündüm. Çok heyecan verdi bana Ford MacBeer, çünkü hep konuştuğumuz gibi evet, o tamamlanmamış metin oluşu, Sevin Burak'ın en doğurgan bir matris gibi düşündüğü metni oluşu, aynı zamanda notlarından derlenmesi, farklı montajlara imkan vermesi gibi sebeplerle Ford MacBeer üzerine bir çalışma yürüttüm yüksek lisansta. Başlığı da Sevin Burak'ta metinsel ağ, Ford MacBeer'in insan dışı varlıkları oldu. Biraz belki bunu açabiliriz. Beraberinde de tabii hala şu an doktora çalışmalarını yürütüyorum. Doktor adayı olarak Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünde yine insan dışı varlıklara, canlılara odaklanmaya çalışıyorum. Hayvan çalışmaları, işte queer ekolojiye de güzel bir şekilde hani giriş yapıyorsun açıkçası. Sevin Burak aslında yani bizi de birbirimize bağlayan bir alan, çok değerli bir edebiyatçı olduğunu söyleyebilirim. Zaten öyle. Yani ve gerçekten hani ona bulaşanlar bir şekilde ister istemez garip bir şekilde Sevin Burak hayatlarının böyle bir merkezine dönüşüyor. Sende de öyle hissetmiş miydin? Ve acayip rastlantılar, garip bir dolaşıklık hayatının böyle merkezinde onunla birlikte hep o oluyor ve mesela benim
doktora tezime işte ve pek çok şeye çalışmama da evrildi aslında. Ki burada çok değerli Nilüfer Güngörmüş Erdem'i ağırlamıştık. Kendisi de biliyorsun ki senin tezinde de çok hani onun kitaplarına atıfta bulunduğun için. Fort Mac 1'i de Yapı Kredi Yayınları'ndan hani o 10 senelik, o tamamlanmamış, o montajlar bütününü, o ağı, o matrisi yayını hazırlayan gibi zor bir misyonu da üstleniyor. Gerçekten oldukça zor bir şey. Tabii o da hani olasılıklardan bir montaj olasılığından biri olarak biz aslında onu okuyoruz. Dolayısıyla tamamlanmamışlık belki de eserin büyüsü, Fort Mac 1 romanının ki Sevin Buran bütün aslında hani aşkla, tutkuyla, işte Karaca Borar'la oğluyla yaptığı mektuplaşmalarda, yazışmalarda da hani o kitabın yavaş yavaş montajının nasıl inşa edildiğini, adım adım oluştuğunu da, o heyecanını da tanıklık etmemiz bağlamında mektupları da hani önemli arkasını düşünmemiz açısından. Fort Mac 1 sence nasıl bir roman? Ne anlatıyor? Fort Mac 1'i belli biçimlerde düşünmeye çalışabiliriz diye kuruyorum ben. Çünkü ne anlattığı sorusu ile beraber ama bunun yanında neleri nasıl anlattığı meselesi giriyor. Tabii ki üslupla ilgili Sevin Burak'a dair konuşurken üsluptan, yazma biçiminden söz etmemek mümkün olmuyor. Tezden burada destek alacağım. Çünkü şöyle düşünmüştüm tezi kurgularken. Önce birazcık Sevin Burak külliyatına nerelerden yaklaşılmış diye bakmaya çalıştım. Kimler çalışmış, hangi teoriler eşliğinde çalışmış, nasıl bir anlamlandırma çabasına girmiş diye. Ardından yazar ve yazarları kim sorusunu sormak istemiştim. Çünkü Fort Mac 1'de otoriter bir yazarın metni açan ve kapatan, tamamlayan ve bütünüyle o otoritesini tescilleyen bir yazarın varlığından söz edemiyoruz. Hem bu tamamlanamamışlığıyla ilgili, aynı zamanda da metnin yazarlarını çoğullayan bir yapısı ve biçimsel tercihi olduğunu düşündüğüm için. Dolayısıyla ben aslında biraz Nilüfer Güngörmüş'ün de yazarlardan biri olduğunu, Elfe'nin ödevlerini kullandığı için Fort Mac 1'de, Elfe'nin de kızı Sevin Buran'ın sevgili kızı, Elfe'nin de yazarlarından biri olduğunu düşünmüştüm. Ve bunların hepsinin aslında bir tür metinsel ağ olarak düşünülüp düşünülemeyeceğini, o yazarlık mefhumunu tartışırken aynı zamanda bir ağın parçaları olarak bu farklı öznellikleri kurup kuramayacağımızı da fark etmiştim. Dolayısıyla haritaya da buralarda aslında uzandım. Ben de orada şu soruyu ekleyeyim. Aslında Kadıköy'ün Bağdat Caddesi'nin haritası da kitabın faillerinden, yazarlarından biri mi? Biz sürekli aslında bir, ki Elfi Uluç'un öyle bir tespiti de var. Roman harita gibi bir tanımlaması da vardı sanırım. Canlı bir haritanın, bir harita failin yazdığı bir romanı da okuyor olabilir miyiz? Neden olmasın? Hatta burada bu renklerle benim yine kendi çabamla Fort Mac 1'in güzergahını kat etmeye çalıştığım, çeşitli yollar çıkarmaya, kendi haritamı oluşturmaya çalıştığım, tabii ki kitaptan yola çıkarak, kendi farkındalığımı kullanarak diyeceğim, renkleri görüyoruz. Evet. Bu kendime hem yürüyerek hem de bir araç içerisinden adeta Fort Mac 1'i taklit ederek aslında verdiğim bir ödevdi. Bunları zaten metnin pasajlarında hangi sokakları, caddeleri işaret ettiğini, neden mavilerin mavi olduğunu vesaire anlayabiliyoruz yolda. Dolayısıyla bütün bu haritanın da failliği, yani canlıyı, cansızı, özellikle yeni nesne yönelimli ontolojilerin de bize söylediği bir yerden düşünmeye başlamıştım. O yüzden bir bölüm doğrudan bu çok anlamlılık, çok yazarlılık, bir metinsel ağ olarak düşünmeye odaklandı. 40 yama metin gibi kurmak istedim hatta Fort Mac 1'i. Burada tabii biraz
birkaç teoriden kuramsal arka plandan destek alarak ama en çok Deleuze ve Guattari'nin asemblajında aynı zamanda da Bruno Latour'un fail ağ teorisinden yararlanmaya çalıştım. Belki biraz onları açarız ilerleyen aşamada. Bir yanıyla tabii ki romanın adı zaten bir otomobilin ismi oluşuyor. Bir otomobili baş karakter olarak. Araba. Evet. Mustang ya da Mustang Mach-1. Oluşunu biraz tartışmak istediğim bir bölümde. O bölümün adı da yoklarla konuşmaktı. Çünkü aslında var ile yok arasında, o nesne ile canlılık formu arasındaki geçişleri sağlıyordu benim için. Mektuplarında da diyor bir arabaya aşık oldum. Aşık olmak. Arabanın peşinden gittim diye. Evet. Ve yani tabii şeyi düşündürdü bu da bana. Edebiyatımızda elbette arabaları, otomobilleri, diğer araçları öne çıkaran pek çok roman ve öykü var. Ama Ford Mach-1'de başka bir karşılaşma mı mümkün acaba? Bu kadar çarpılmamıza vesile olan ne diye. Birkaç mukayese girişimim oldu. Yakın dönemleri düşünerek ve gözeterek Adalet Ağaoğlu'nun Fikrimin İnce Gülü'ne ve Latife Tekin'in Buzdan Kılıçlarına da baktım. O bölümde Ford Mach-1'le birlikte. Biraz otomobilin, aracın aslında Türkçe edebiyatta nasıl karşılık bulduğunu düşünmeye çalışmıştım. Jale Parla'nın araba alt türü diye bir kavramsallaştırması var. O da araba alt türü kavramsallaştırmasını aslında Ford Mach-1 ve daha çok Palyaço Ruşen. Yine Sevim Buralı'nın bir diğer metni. Palyaço Ruşen üzerinden okuyor. Ama tabii araba alt türü kavramsallaştırmasından taşan yanları olduğunu fark ettim Mach-1'in. Fikrimin İnce Gülü ve Buzdan Kılıçlara kıyasla. Bunları burada çok kısa ve çok yüzeysel anlatıyorum. Tabii teze referansla anlatıyorum ama merak edenler, biraz daha detaylı okumak isteyenler bakabilir elbette. Orada da biraz fark ettiğimine yakalandığım şeylerden biri buradaki otomobilin bir sembol, bir mülk ya da bir şeylerin, insana dair bir şeylerin metaforu olmadığı yönündeydi. Doğrudan canlılığını, varlığını, failliğini aslında tam da vardığımız noktada failliğini tartıştığını, metnin içinden böyle bir imkan doğabileceğini fark edince elbette burada işte nesne yönelimli ontolojilere çok gidemesem de fail ağ teorisine gittim Latour'un. Bir diğer bölümde aslında tezin gövde bölümlerinden sonuncusunda ise yine dolaşıklık üzerinden, kenti kat etmek üzerinden bir meseleye odaklanmak istedim. Ve her birinde aslında bütün bölümlerde metni tekrar tekrar okuyup didik didik edip sonra farklı montaj imkanlarını düşünüp. Çünkü Nilüfer Güngörmüş'ün senin de başta söylediğin gibi tek montajının ve metni kapatan şeyin bu hali, nihai hali olmadığını söylediğini düşününce. Acaba Mach-1'in kentle ilişkisi, İstanbul'la ilişkisi, özellikle o dönem kentlileşme hareketleri, kentteki dönüşüm, Boğaziçi Köprüsü, açılması, bu meseleyi dolaşıklık üzerinden, köprü üzerinden bir tür terkip, bir tür asemblaj, yine benzer bir şekilde okuyabilir miyim diye sormuştum. Ve nihayetinde de aslında insan dışı varlıklarla insanın her bir bölümde dolaşıklığına, ilişkiselliğine odaklanmış oldum. Elbette Ford Mach-1 öyle bir metin kaynak ki, nasıl ki Sevin Burak tamamlayamadıysa, bitiremediyse, ben de tezi hiç bitirebilmiş gibi hissetmiyorum. Elbette bir forma kavuştu. Bir yüksek lisans tezi olduğu için belli bir hacmi olması gerekiyordu. Sonlandırabildim ama içimde dönmeye devam ediyor. Zaten konuştuğumuz, dediğim gibi, bizi de ortaklaştıran isim ve metinlerden biri. Benim doktora tezimde kartografik imaj üzerine Sevim Burak da ciddi yer kaplıyor ve hani bitmeyişinin nedenlerinden biri de senin şu anda vurgu yaptığın nokta. Hani sürekli bitmemiş farklı montaj olasılıklarının mümkünlüğü ve aslında Borges'in bir hikayesi gibi, sonsuz bir kitap gibi. Aslında bir rizom kitap gibi de düşünebiliriz bunu. Sonsuz olasılıkları açılan bir evren bu, çok değerli bir yapıt ve her seferinde o montaj olasılığını yakaladığın zaman o heyecanla, sürekli o heyecanını, ilhamını ve tutkunu da hep diri tutuyor. Hatta ben hep böyle arada didikleyip okuduğumda sanki bazı bölümleri yeniden okuyormuşum gibi de oluyorum. Ve gerçekten hatta bazı bölümleri daha dikkatli, bazı görmediğin şeyleri üzerine tekrar tekrar giderek. Seninle konuşurken de özellikle hani harita üzerine bu kadar çalışırken, metinde, romanda haritanın bir canlı, yaşayan bir fail gibi
düşünmenin imkanlarını mesela bugün sorguladık. Bu benim önümde çok ciddi ufuklar açtı. Şimdi mesela gelecek haftada Zeynep Sayın'ı ağırlayacağız. Şimdi çizgiyi, hat, kartografi, bu meseleleri çalışıyoruz. Hani haritada çizgilerden, hatlardan oluşan bir şey aslında baktığımız zaman bir asamblaj. Ve o çizgi ve hatlarla Sevin Burak'ın çizgi ve hatları çok yaratıcı bir şekilde birleşiyor. Garip bir şekilde böyle. Ben haritaya da bir katkıda bulunayım. Orta Çağ'da mesela mapa kelimesi ilk başta aslında kumaş ve peçete anlamına da geliyor. Daha sonra harita olarak, yani kumaşla harita aslında aynı kökten. Kumaş, harita ve metin. Dolayısıyla bunlar hep Sevin Burak'ın hayatı boyunca hep uğraştığı şeyler. Yani hep işte o nasıl kumaşları parçalayıp didikleyip işte elbiseleri montajlıyorsa metinlerini de o şekilde montajlayarak kendi asamblajlarını kuran bir yazar. Tabii ki oradaki o kesmeler, katlar, katmanlar bize hala aşamadığımız sonsuz olasılıklarla sonsuz bir kitabın ilhamını da kat 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 açıyor. Ki senin tezinde mesela Sevin Burak üzerine çok çalışma olmaya başladı. Çok merak edilen, çünkü hem çağdaş sanatın performatif olanı ve edebiyatı birleştiren disiplinler üstü bir düşünür, yazar, ki ben düşünür de demek istiyorum ona. Bu kadar 10 yıl bir roman üzerine düşünmek, onun montaj olasılıkları üzerine düşünmek, hani Döloziyen anlamda biraz onu da elbette ki düşünür, yazar. Çünkü kendi felsefesini, poetikasını, kanununu da aslında o kristal imajlarını da çok büyüleyici bir şekilde kuruyor. Ve bunu tekrar insan sonrasını da ve bu insan dışı failleri de hayvanıyla, böceğiyle, sokağıyla, haritasıyla, arabasıyla, bütün bunlarla birlikte metne dahil etmek bize çok yaratıcı, çok yeni edebiyatta, çağdaş sanatta düşünme alanları aralıyor. Ki insan sonrasının işte bu faillik meselesinin, insan dışı faillerle ilgili mesela orada Sevin Burak bunu çok yapıyor. Hani nesneler diyoruz ama artık edebiyata sadece nesneler deyip geçemeyeceğimiz yeni alanların açıldığını, insan dışılığın, işte senin çalışman bu anlamda, bu alandaki değerli çalışmalardan biri. Hem de Sevin Burak'ı farklı bir şekilde düşüneceğimizle bize bir okuma alanı da açıyor. Biraz istersen bu A teorisini, insanın merkezde olmasının artık nasıl artık edebiyatta buna karşıt yeni bir anlatı dili oluştuğunu istersen, ki şu anda biz bunu tartışıyoruz ama Sevin Burak bunu 20-25 yıl hatta çok çok daha öncesinde yazmış, deneyimlemiş. Hani bu alanda da biraz sanatçının kainsi tarafını da, damarını da aslında görmüş oluyoruz. Şu anda tartıştığımız şeylerin metninde olduğunu görmek çok heyecan verici. Kesinlikle. Yani oradan bir avantgardlığı ve zaten yenilikçiliği tartışmalarını barındırıyor Sevin Burak yazını. Öte yandan da çalışmalarda, üzerine yapılmış çalışmalarda elbette bu tür insan sonrası kuramlarla birlikte. Bu arada çeviride de tabii belli problematiklikler barınıyor. Evet. Posthumanizm evet. Olarak bırakmak mı yoksa insan ötesi, insan sonrası diye çevirmek mi diye. Nihayetinde ama Sevin Burak metinleri zaten taşıdığı potansiyeller itibariyle, onun o bereketliliği itibariyle çağırıyor insan dışı varlıkları, canlıları, bütün bu nesnelerle yazması, senin de belirttiğin gibi, ve kullandığı malzeme bakımından ve yine multidisipliner oluşu ya da disiplinler üstü oluşu, Sarkis'le işbirlikleri, ortaklıklarını düşündüğümüzde. Öte yandan da failliği sorunsallaştırma meselesini tabii açıyor. Çünkü az önce biraz da ifade etmeye çalıştığım oydu. Burada bir otomobili baş karakter olarak düşünmek ne demek diye sorduğumuzda, ya da bir şeylerin temsili mi otomobil, bir şeylerin alegorisi mi diye düşündüğümüzde aslında Ford McPhee'nin neredeyse hiçbir zaman buna düşmediğini görüyoruz.
görüyoruz bu bir düşmekse eğer. Çünkü fail değil zaten posthumanist kuramlar çok özetle insana has ve ayrıcalıklı bir konum olmaktan çıkaran kuramlar. Hı hı. Ve aslında insan dışı canlıların, varlıkların da failliklerini teslim etmek bir tür iade-i itibar çabası diye görüyorum ben posthumanizmi. Dolayısıyla anlamlandırma bu bakımdan önemli belki de. Latour'la birlikte düşünmeyi de bu anlamda kıymetli buluyorum. Çünkü geçen hafta yaptığım programda da biraz ona da gönderme yapmak isterim. Gaia değil ama ben tezde biz hiç modern olmadıktan ve işte sosyal yeniden toplamak diye belki çevrilmemiş henüz aktör network teoriye girişten birazcık yararlanmaya çalıştım. Hatta kısaltılmış ant ve karıncaya atıf da hani farklı, senin makalende de. Evet, farklı isimler de kullanabileceğini düşünmüş hatta Latour, onu da bulabilirsen. Ant'ın şeysi İngilizce, aktör network teori. Aktör network teori olarak çeviriyoruz. Ben hatta faili de yine tercih ediyorum. Karıncanın görme biçiminden, karıncanın o miyopluğundan bahsederek aslında antı tercih ettiğini söylüyor Latour bir yerde. Burada tam sana da ekleme yapmak isterim. Lütfen. Seni de sözünü unutturmadan. Georgi Gosponidov, Bulgar yazarın Hüznün Fiziği ve Zaman Sığınağı'nda çok güzel bir epigrafı vardı. Arıların roman yazmadığını, bal peteklerinin de gizli aslında kitaplar saklamadıklarını nereden biliyorsunuz diye çok güzel bir şekilde aslında edebiyatta ben varız da diyerek ve en sonunda maddenin tüm hallerine ulaşarak garip bir dolaşıklıkla böyle çok yaratıcı bir şekilde romanına girmişti. Hazırsan şimdi bunu söylerken Gosmaninov'un bu şeyini de vurgu yapmak istedim özellikle. Çünkü o kadar güzel şu anda tartıştığımız şeyleri bir satırla özetliyor ki ve bunu o kadar büyüleyici ve yaratıcı bir şekilde yapıyor ki biz de bugün bir tane arıyla muhabbet ettik. Onun üzerine bunu da eklemek istedim. Çok çok iyi oldu söylediğin. Hem de buradan ben de sosyale bağlamak isterim bizi birazcık. Çünkü bizim sosyal anlayışımız, sosyal kavramımız yalnızca insan etkileşimlerini, hareketlerini içeren bir yaklaşım değil. O yüzden sorduğun gibi insanın merkezde olmaması şu anki çalışmalarda, bütün bu yaklaşımlarda ne demek diye. Belki de orada sosyali yeniden düşünmeye ve ötekilerle birlikte oluşumuzu hatırlamaya ihtiyaç var. Latourcu kavrayışa göre. Çünkü doğrudan eleştiriler olmakla birlikte bu fail meselesini özellikle Karen Barat'ta dolaşıklık üzerinden. Latour aslında sosyalin böyle bir hakikatin alanını, bir öğeyi belirlediğini ifade etmiyor. Sosyal olarak fark edilemeyen varlıklar arasındaki ilişkileri yeniden düşünmemizi, düşünmeye bir çağrı olarak bizleri zeminine, düşünsel zeminine çağırıyor diyebilirim. Dolayısıyla nesnelerle kurduğumuz ilişki de hem kelimelerle kurduğumuz ilişkide edebiyat özelinde basitçe insan ve insan olmayan madde ve zihin, fail ve yapı diye ikili karşıtlıklara indirgeyemeyeceğimiz bir kavram sallaştırma kazanıyor. İnsan olmayanla insan arasındaki ilişkiyi bu ağ teorisinde ya da bu fail ağ odağında hiyerarşik bir yerde kurgulamıyoruz. Burada tabii insan olmayanları öylesi niyetli bir eylemlilik mi atfediyor Latour gibi bir sorgulama oluyor. Öyle bir şey dediğini ben görmedim. Niyetli faaliyetlerde bulunduğunu söylemiyor. Sadece yine bir tür iade-i itibar gibi bir şeyleri nesnelerle yapmakla bir şeyleri çıplak yapmak arasında ki farkların altını çizerek nesnelere de o ağın içerisindeki failliklerini yeniden teslim eden bir şey yapıyor. Dolayısıyla Ford McVeigh'e bağlandığım nokta burası çok oluyor. Doğru. Anlatabilmişim. Tabii biraz. Gayet güzel anlattın. Biz de keyifle dinliyoruz. Mesela burada disiplinlerin de nasıl kendilerini dönüştürdüklerine görüyoruz. Özellikle antropoloji dediğimiz zaman tamamıyla insanı merkeze alan bir disiplini tahayyül ederiz ve fakat mesela özellikle son dönemde yapılan yayınları posthuman ekseninde takip ettiğimiz zaman hani antroposen çağda başlığın altında da düşünecek olursak bunu yani daha perspektifimizi bu şeye kaydırdığımızda çok ilginç bir akademisyen yazar vardı Eduardo Kohn. How Trees Think diye bir kitabı var. Ağaçlar nasıl düşünür diye. Ve burada aslında hani
insanı merkezden çıkartan ve yerine ağacı aslında bu ne diyelim queer ekolojiyi de dahil edebileceğimiz ve insan dışı failleri merkeze alacağımız yeni bir antropoloji tanımlamaya çalışıyor ve bunu da insanı merkezden çıkartıp tamamıyla insan merkezciliğin eleştirisini yaparak Amazon ormanlarında kalarak oradaki yerlilerin nasıl ağaçlardan beslenen bir dil kurduklarını, o dilin nasıl yaşayan bir şey organizmaya dönüştüğünü ve neredeyse o dilin içinde yaşadıklarını ve ağaçların nasıl çok güçlü failler olduğunu ve oradaki iletişimi her şeyi ağ belirlediğini ki bu ağ olarak düşündüğümüz zaman ki hani Latour orada network rizom teori de diyor. Hani Deleuze ve Guattari'nin rizomundan çok etkilendikleri için o da mesela rizom da çok ilginç. Hani aslında insan dışı bir şeyden çıkıyor. Bir bitki biliminden çıkıyor ve orada bizim hep bize öğretilen doğa kültür karşıtlığına karşı işte biz ağaç biçimini düşünüyoruz. Yani tek yönlü ve her şeyi sıralı düşünüyoruz ama rizom gibi ilginç bir bitki var. Ve bunun kökleri işte yerin altına böyle dolaşık bir şekilde uzanıyor. Tıpkı ağaçlar da öyle değil mi? Yani mesela ben o kitabı okurken ağaçların aslında köklerini nasıl yerin dibinde böyle kendi arasındaki ağ kurduğunu ve hatta o ağ iletişimi kurmalarını sağlayan da çeşitli mantarlar olduğunu ve o mantarlarla bizi bir queer ekolojinin ve insan yani nasıl insan dışında bir iletişim sisteminin ağın aslında zaten doğanın içinde var olduğunu biz tekrar hatırlamış oluyoruz. Belki kültür bize bir şeyler unutturuyor, doğa hatırlatıyor ve kültürle doğanın dolaşıklığını tekrar hatırladığımız zaman aslında bu ikisinin birlikte ne kadar müthiş bir şey olduğunu idrak ediyor muyuz sence? Çok güzel özetlediğin için eklemek isteyeceğim birkaç şey var. Biz de zaten programdan önce konuşmuştuk ya çok analitik bir akışa bağlı kalmadan evet, kendi doğuşumun içerisinde konuşabiliriz belki diye. Biraz da gerçekten öyle ilerliyor. Aslında mantarlarla ilgili Anna Sink'in söylediği Donna Haraway'a yine bağlanabileceğimiz yaklaşımları da hatırlattın bana. Yine bakmak istemiştim o zaman test arasında da Edward Cohn galiba işte Forsting ya da Philippe Descola'nın daha coğrafya alanından insanı yerinden etme ve farklı diller inşa etme üzerine tartışmaları var. İlgilenenlerin bakması için isimleri de bir hatırlatmış olalım. Elbette hani edebiyata geldiğinde işler bütün bu kelimeyle ve insan merkezli bir şekilde insan dilinin ve alfabesinin çıktısı olan edebiyata geldiğinde insan olmayanların varlığı daha da farklı bir önem kazanıyor. Çünkü elbette daha temsil düzeyinde hayvanların yer aldığı metinleri biliyoruz. Aynı zamanda edebiyat ve hayvan ilişkisi zaten çok köklü bir ilişki. Bir diğer taraftan baş karakter olabiliyor yine insan dışı hayvanlar ya da nesneler. Ama Ford McBeer, oraya da biraz çağırmak istiyorum. Ford McBeer'in hem nesneleri hem varlıkları, insan olmayanları yalnızca birer dekor değiller. Evet. Yalnızca birer kendi faillikleri olan, etkiyen, işleyen çokluklar. O ağın bir parçası olmaları itibariyle zaten çok da heyecan verici geliyor. Tabii burada bir şey şerhinde düşmek isterim. Elbette bu teoriyi metne giydirmeye çalıştığımız bir şey değil ya da Sevin Burak edebiyatı güzellemesi değil. Öte yandan metinlerinin ne kadar potansiyelli olduğunu ve düşünme alanı açıyor bize. Açtığı alanlar düşünceyi teşvik etmesi. Bugün tartıştığımız daha ekolojik krizler üzerinden, ekoleştiri üzerinden tartıştığımız meselelere dair ürettiği kurmaca alanını ürettiği bir sözün parçası. O yüzden de çok kıymetli geliyor. Öte yandan tabii antropoloji üzerinden antroposene bağlayabileceğimiz ekoeleştiri ekofeminizmleri konuşabileceğimiz de bir hat var. Hem Burak yazınıyla bağlantılı olarak aynı zamanda da bütün bu teorilerin kendi dolaşıklığı içerisinde tartışabileceğimiz bir şey. Belki onları da eklemiş olmak iyi olur. Tabii burada senin makalende de hani hep de konuştuğumuz üzere işte Sevin Burak'ın apolitik olmakla yapılan bazı eleştiriler var ki aslında metinleri ne kadar da politik olduğunu ve
siyasi olmayı ya da şeyi nasıl tanımladığımızla da iyi birlikte düşünmemiz için bize bir alan açıyor. Dolayısıyla pek çok şeyin eleştirisi orada mevcut. Bir karşı çıkış, bir şey var orada. Ki mesela şehrin sesi, işte testereyle kesilme sesi, o beni çok etkilemişti ki Sabancı'da Cins Adımlar Yürüyüşü'nde Baylan'da bu Sevim Burak'tan okuma yaparken bir taraftan da şehrin bir metin gibi sürekli dönüştürülmesinin, haritanın her gün değiştirilmesinin ve o inşaat seslerinin garip bir şekilde tıpkı Sevim Burak'ın yazdığı gibi biz onu okurken o şehrin inşaat seslerinin de sürekli bize eşlik etmesi çok garipti. Şimdi mesela Kadıköy'e gittiğimizde sürekli o değişimi görüyoruz. Senin bu haritada işaretlediğin yerlerin bazısı var, bazısı yok. Ki metinde ana noktalardan biri Divan Oteli. Elbette o yerinde duruyor, merak etmeyin. Bağdat Caddesi'nde hepimizin kolektif belleğinde Sevim Burak'ın yakaladığı mekanlar var. O anlamda hani insan sonrası mekan belki ya da derin zaman. Sen konuşurken zihnimde bazı kapılar da açıldı. Yani nedir o? Hani bir taraftan bu metnin zamansallığı da çok ilginç. Yani Ulysses gibi bir günde geçiyor. Boğaz Köprüsü'nün yapıldığı o şeyde aslında bir ideolojik bir mitte de onun da bir şeysi var. Boğaz Köprüsü'nün yapılması meselesi var. Ve orada da o sonsuz bir gün içinde garip bir şekilde hani antroposan derin zaman diyoruz ya. Hani Sevim Burak da Ford McVan'da bir derin zamanı da insandan insan olmayana o canlı haritanın içerisinde yaratmış mı gibi şimdi böyle bir soru canlanıverdi. Seninle birlikte ben de tekrar kitabın katmanlarını düşündüm ve bu kent meselesinin de aslında daha da çalışmak istediğimi meselesini ve biraz da ihtiyaç olduğunu hatırladım. Öte yandan yine bu faillikleri tartıştığımız noktada köprünün açılışı ve o iki yakayı birbirine evet. bağlayan günün kıymetini tekrar hatırlatıyor da bize. Oradaki kıymet aynı zamanda merak ve telaşı da. Bir diğer taraftan öyle açmıştık. Hani nasıl bir roman, nasıl bir metin sence diye sormak bir. Ona cevap vermenin ne kadar bir yanıyla imkansız olduğunu tekrar da düşünüyorum. İçimde o dönüyor. Çünkü nasıllığı zor bir soru. Bir yanıyla da bir günde mi geçiyor? O geçtiği günün neye tekabül ettiğini açmaya çalıştığım küçük küçük çalışmalar oldu. O günlerin de önemi, özel günlerin Türkiye tarihi açısından önemi, neleri birbirine bağladığını hatırlatıyor. Evet, genellikle toplumcu gerçekçi kanun içinde ki metinler öne çıkarılırken Sevim Burak'ın yazdıkları bazen kıymetsiz bulunan, bazen ne anlattığını çok da bilemedikleri bir yerden belli reddiyeler taşıyor. Kendisini de bu yüzden ödüllere katılmaya küsmüşlüğü, yazmaya küsmüşlüğü var zaten. Ama ben birazcık kentle ilgili, bütün bu dolaşıklıkla ilgili bakıldığında apolitiklik iddiasının ezbere bir okuma olabileceğini de söylemek istemiştim. Çünkü politikliği nereden algıladığımıza, nereden düşündüğümüze bağlı olarak oldukça politik bir metin. Çünkü kentteki dönüşümü tamamen işaret eden bize notlar, noktalar koyuyor. Biraz oraları görmek, o katmanları, o katmanlılığı açmaya teşne olmak gerekiyor sanki. Çünkü bir yerinden metne dahil olduğunuzda birçok katmanın yan yana durduğunu da fark ediyorsunuz. Sadece onlardan birine indirgemek metni bir tür ihanet gibi olabilir diye basit bir cevap veremiyorum. Nasıl bir roman olduğuna, hangi teorileri ile çalışırsak oradan nasıl bir performans çıkarabileceğini demiş olayım. Çok güzel özetledin. Bir de şey var, hani Sevim Burak hep her seferinde hep aynı şeyle uğraştığını vurgulanmıştır ya. Ben bir şeyi bir defada yazabilecek bir yazar değilim. Hani tekrarlarla, aslında aşındırmalarla ve hep o tekrarın edebiyatı ve her tekrarda aslında Deleuze'ün fark ve tekrar, yani her tekrarda o farkı ortaya çıkartmak, asla aynı olanı değil. Ve Ford McBeer'in belki büyüklüğü ya da yüceliği ya da
ne diyelim, ona ulaşılamaz olmamızın belki şeylerinden biri de, nüvelerinden biri de bu olabilir mi acaba diye düşünmeden edemedim. Yani hani her tekrarda o fark başka bir alanla bizi karşı karşıya bırakması, metnin performatifliği elbette ki, hani çağının çok ilerisinde dediğimiz gibi sadece edebiyat içinden bakabileceğimiz bir metin değil. Hani sadece edebiyatın içinden anlayabileceğimiz bir metin değil. İşte çağdaş sanata, farklı disiplinlere uzanan bütün duyularımızla belki kavrayabileceğimiz, ki ses meselesi de onun edebiyatında aslında merkeze geliyor. Belki şehrin sesleri, şehrin kakofonisi, şehrin gürültüsü, arabaların işte sürekli homurdanmaları, yarışın o ne diyelim kaotikliği, o kaoslu, bunu da belki şehrin sesini, şehrin sesinin hafızasını buradan tekrar düşünmek, insan olmayana da ses üzerinden de dahil olmak yine bizi çok farklı yerlere götürüyor sanırım. Tam da konuştuklarımızla birlikte mektuplarındaki alıntısına dönelim istedim belki sona doğru. Çünkü arabayı, karışmayı şöyle ifade ediyor kendi cümleleriyle Sevin Burak. Hepsi telaştan birbirine karışıyor. İki öyküyü birlikte çıkardım. İki romanı birlikte çıkarıyorum. Ama bunun ortaya çıkması tabii ki bir tanenin ortaya çıkmasından zor. Ama ben nedense kısa yolu seçtim. Az vakit varmış gibi. Panikleşiyorum. Başka türlü yazamam artık. O kadar hızlı düşünüyorum ki düşüncelerimi geçiyorum. Araba gibi geri geri geliyorum. Tekrar ileri atlıyorum. İşte bu ileri sonra geri gidişlerin şeması benim yazdıklarım. Süratim belli oluyor mu? Bütün bu düşünce pratikleri, kendi düşüncesini geçmek, araba gibi ileri geri gitmek, bir yazarın mektubunda kendi metniyle ilgili, yan yana yazmayla ilgili söyledikleri, tekrarla ilgili senin az önce ifade ettiklerin, yani doğru söyleyişi çıkarana kadar tekrar tekrar hareket ede ede, falaçar gibi yazar, birbirine teyelleyerek yazarların yanında Sevin Burak için aynı zamanda ileri geri giderek yazması meselesi, o karışma çok etkiliyor beni. Bir yanıyla bütün bu makine oluşu, matris oluşu, Ford McLaren bir tür doğurganlığı, terkip, evet, oluşunu ve bir yanıyla da yine insan olmayan, insan dışı varlıkla yazarın kendisini tırnak içinde özdeşleştirdiği, romantik bir şey özdeşliği kurmadan ama aynı zamanda ona aşık olduğunu, o yüzden yarışlara gittiğini, Ford McLaren için araba yarışlarına gittiğini falan düşününce yazma eyleminin kendisine zaten tekrar dönmüş oluyoruz Sevin Burak'ın. O yüzden evet, edebiyat içerisinde ya da belli bir yaklaşımla bir kanonik bir okumaya indirgenerek bakabileceğimiz bir metin değil. Tabii bu demek değil ki bunları metne dışarıdan dayatıyoruz. Bunun tedirginliğini yaşıyorum çünkü. Elbette o büyülenmenin bir tedirginliği var. Bunları aşırı okuma şeklinde dayatmak gibi, giydirmeye çalışmak gibi bir riski barındırıyor. Dolayısıyla denilebilir ki Ford McLaren bu kadar imkanı barındıran bir metin mi ya da Sevin Burak yazımı, yoksa bunlar biraz zaten son dönemde çalışılan konular olduğu için mi? Kolay bir cevabı olduğunu zannetmiyorum. Biz konuşurken aslında biraz biliyoruz cevapların buradan gelen imkanlarla olduğunu, ama hatırlatmış olalım belki bunu. Evet, Ford McLaren. Bir de benim için Afrika Dansı da öyle. Evet. Yani oradaki öyküleri, evet, muhteşem. Direkt işte beni kağıda iğneleyemezsiniz ve kalp ameliyatının raporlarını alıp edebiyatının merkezine kalbini koyması, hani o da çok muhteşem bir metin ve o kalp, bir yosunların altında atan kalbinize bakalım. Yani hakikaten şu cümlenin büyüsünü başka yazarlarda bulmak biraz zor. Tabii ki şimdi şey yapmayayım, tartışma başlatmış olmuş oluruz belki, bilmiyorum, ama hani çok büyülü bir cümle mesela. Hep buna bakıp böyle gerçekten o tutku, o yazma şeysi çok başka bir şey. Yazma arzusu diyelim. Sevin Burak'ta da o çok fazlasıyla olan bir şey. Hani onun asamblajı, onun montajı, onun kat ve katmanları
arasında gezinirken Afrika dansında ki orada masklarımız vardı. Onun Afrika'dan topladığı maskeler, objeler gündelik hayatı içerisinde. Bir de tabii böyle bir malumat vuruşluğu var. Hani nedir o? Eskicilere gidip kitapları toplaması, fihristleri, sözlükleri toplaması ve bu nesnelerin hepsini ne diyelim? Hatta şöyle bir cümlesi de vardı, değil mi? Hani insanlardan çok nesneleri seviyorum, eşyaları seviyorum. Mektuplarında yine tavsiye ettiği şey de oldu Karaca'ya ama sen insanları sevdi. Karaca ben Borar'da, sokağa çıkmıyorum, evet. Sen sev ama gibi bir şey. Zaten meslek olarak da hani Çukurcuma'da çok güzel böyle bir eskici dükkanı var. Ne yazık ki onu kapatmak zorunda kalmıştı bu şehrin dönüşümü nedeniyle. Ama burada çok ilginç eski eşyaları aslında bir şekilde onlarla temas halinde olması da sonuçta hani o edebiyatın belki de devamı gibi düşünebilir miyiz? Nesnelerle kurduğumuz ilişki edebiyatımızı aslında nasıl belirliyor? Düşünce tarzımızı nasıl belirliyor? O da çok önemli çünkü onlarla bir mekan, bir şey kuruyoruz, bir kartografya kuruyoruz ve onun içinde yaşıyoruz. Kendimizi güvende hissediyoruz. Güven alanı oluşturuyor belki. Çok söyleyecek şey var zaten hani bu meseleler üzerine ama bunların hepsi edebiyatta dediğim gibi bize düşünce alanları, yazma biçimleri, farklı farklı edebi metinlerinde aslında oluşmaya başladığını da görüyoruz. Bunların da ki Cortazar'ın hani çok eski bir metni, Araba ile ilgili bir metni yine. Ben biraz Cortazar'la Benjamin ve Burak arasında böyle bir şey kuruyorum. Benjamin'in de öyle nesne düşkünlüğü şeyleri var. Cortazar'ın da hani o dönemin içinde insan dışı olan işte aksolot diye çok ilginç bir hayvanı bir akvaryumda bir kişinin bakışıyla birlikte benle başlayan metnin sen ve bize dönüşmesi, o dilin, o bakışın dönüşümü çok muhteşem. Belki bu insan dışılık ekseninde hani ben de öyle bir Sevim Burak Cortazar bağlantısı, asamblajı, haritanın içine onu da dahil etmek nasıl olur diye ki tabii elbette hepimiz kendi zihnimizin içinde olan yazarlarla bu bağlantıları, bu asamblajları, bu şeyleri genişletebiliriz. Bu da bize çok farklı yollar, rotalar açıyor açıkçası. Ki mesela haritada da hep şeydir, değil mi? Hani bize çizgisel bir güzergah sunar ama Sevim Burak'ın haritasının da biraz o çizgiselliği de kırdığı, kendi farklı bir döngüselliğini kurduğunu belki normal bildiğimiz anlamda bize sürekli bir yeri bulmak üzerine, bir rotayı takip etmek üzerine gösterilen haritalara inat, farklı bir harita, roman, Ford Mac'ın ihtimallerinden de biri mi diye yine bir soru atmış olalım ortaya. Zaten soruları çağıran metinler olduğunu hatırladım tekrar Sevim Burak metinlerinin. Kolayca cevaplar veremeyeceğimiz daha şeyi konuşamadık bile. Yani bütün bu harita kullanmak metinde ve kullanmak istediği harita değildi gösterdiğimiz hı hı. ama bunu odağına koymanın ne demek olduğunu, o hareketi, ekseni, rotayı yaratırken o yani hareketin anlamını konuşamadık. Öte yandan da sen diğer yazarlarla Sevim Burak'ı düşünebileceğimiz asamblajları birazcık açtın. Ben de aslında türler arasılığı da konuşamadığımızı fark ettim. Metinlerinde yine söylediği yeni bir şiirin bir dil çalışması diye Everest Milord'dan bahseder. Ya da üç perdelik roman diye ya da kendi şiirsel formlara kavuşturduğu metin içi tasarımları var Sevim Burak'ın. Dolayısıyla bu türsel denemeler olsun diye ya da bunun bir şıklık üzerinden olduğunu değil, anlattığı şeyi yani kullandığı malzemeyi ona uygun dilli bulana kadar tekrar tekrar yazmak, söylemek, onun sesini ve imkanlarını yoklamakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Hatta yine beni kimse anlamayacak, sen anlayacaksın diye oğluna yazdığı mektuplarda anlaşılmakla ilgili hala bir
derdi ve gayesi olduğunu, diğer taraftan da anlaşılmazlığı kabul ettiğini, dolayısıyla dil üzerine, dili sınırlarına kadar zorlayarak da yazmanın bir formunu ürettiğini görüyoruz. Burada işte nesneler ve burada işte insan olmayanların failliği devreye giriyor. Kelimelerden ibaret ve kelimelerin yan yana oluşturduğu anlamlardan ibaret bir anlatı değil. O yüzden ses ve hafıza ve katmanlar Burak Edebiyatı'nın bir yanıyla belirleyici öğelerinden diyebiliriz belki. Bir de seninle bugün konuşurken paylaştığım bir şey vardı. Onu da eklemek isterim. Hani bu asamblaj meselesini tartışırken okuduğum çok ilginç bir kaynakta asamblajın aslında işte şeylerinden, nüvelerinden biri de işte ev kurmak, evden yola çıkarak. Hani Sevin Burak poetikasında da hep ev, bir enkaz mekanı, hep bir parçalanmışlıkla birlikte aslında geliyor. Tamamlanmamışlık, tekinsiz olan gibi tekinsiz, tuhaf olan ve o evde asamblaja ve bu şeye açılan bir şey. Yani evi de belki onun poetikasında insan olan ve olmayanların toplamında yeniden nasıl tanımlarız, şehirde var olma biçimi, kipi olarak hani ev meselesinin de aslında asamblajın kurucu şeylerinden biri. Hani çünkü bir işte çatı, bir temsil, bir şema oluşturma. Ama o şemanın tıpkı roman gibi tamamlanamayışlığı var. Hep bir na tamam olması meselesi var. Bunlar da herhalde bugün bizim Harikalar Odası'nda düşünmeye çalıştığımız, peşinden gideceğimiz, belki de hayatımız boyunca üzerine düşüneceğimiz şeyler olacak. O soruların peşinde gitmeye devam edeceğiz. Ki mesela sen Boğaziçi'nde de böyle çok değerli bir sempozyum ekolojiyle ilgili, artı Sabancı'da müzesinde böyle değerli bir etkinliklerde bulundu. Onlardan da istersen açmak ister misin? Sevin Burak'tan biraz oraya nasıl ilmek atayım diye düşündüm. Aslında iç içeliğinin göstergelerinden biri. Boğaziçi'nde yapmaya çalıştığımız disiplinler arası ekolojik etik temaslar ya da karşılaşmalar konferanslarıydı. Orada o dönem yine posthümanizmler üzerine çalışmaya çalışırken biraz akademiyle aktivizmi de yan yana getirmenin, düşünmenin imkanlarını gözetmiştik. İlk sene özellikle insan merkezciliğin ötesinde bir arada yaşam alt başlığında çalışmıştık. O zaman Nazım Hikmet Kültür Sanat Araştırma Merkezi'nin desteğiyle Özlem Öğüt Yazıcıoğlu, doçent doktor, Batı Dilleri Edebiyatları'nda hocamız Özlem Hoca ile birlikte isimleri buradan saymadan geçmeyeyim. Gizem Hasbolat, Ezgi Hamza Çebi, Asena Ulus, Merve Şen 3 sene boyunca farklı konferansları düzenlemeye ve birazcık bu failliği de aslında akademik alanda sorunsallaştırmaya çalıştık. Aynı zamanda yeryüzü için adalet sorusuydu bilimin alt başlığı mesela. Antroposeni, Kapitoloseni tartışabileceğimiz çeşitli alanlar vardı ama burada o aktivizm, akademisyen ve sanatçıların yan yana gelmesi, çeşitli mecraları da aynı anda çok disiplinli kurgulayabilir miyizle, yeni yakınlıklar üretebilir miyizle yola çıkmıştık. O anlamda çok kıymetli buluyorum. Sonuncusu da kırılgan direnişler, kritik pratiklerdi. Aslında daha çok ekoeleştiri ve ekoloji tartışmalarını da içeren biraz Terra Critica'yla ortaklık içerisinde yaptığımız bir çalışmaydı. Üçüncü seneki konferansımız. Oradan da zaten hepsi birbiriyle bu anlamda bir asamblaj oluşturuyor çalışmalarımızın. Yine ekoleştiri ve ekofeminizmler üzerine tartıştığımız bir gün bir oturumumuz oldu. Sabancı Üniversitesi'nde geçen aylarda sanırım. Orada da feminizmler üzerinden birazcık vegan aktivizmi de anlatmaya çalıştım. Dolayısıyla doğrudan bir odakta değil de çok odaklı bir şekilde farklı yollardan aslında bütün bu var olma çabamıza ve biçimlerimize, faillikler üzerinden var olma çabamıza dair söz üretmeye çalıştım. Yaklaşımlar, çalışmalar diyeyim bunlar için.
Heyecanla yeni çalışmalarını bekliyoruz gerçekten. Hani bir katkıda bulunduğun için çok çok teşekkür ederiz Harikalar Odası'nda. Biz bugün Harikalar Odası'nda Sezen Server Kutup'u ağırladık. Kendisiyle Sevin Burak Edebiyatı'nda insan sonrası faillerin imkanlarını, yüksek lisans tezi ve akademik çalışmalarını da özellikle hayvan çalışmaları ve insan dışı failler, posthumanizm gibi alanlar oluşturuyor. Ve Harikalar Odası'nda Sevin Burak bizim üzerine düşüneceğimiz çok değerli yazarlardan, düşünürlerden biri. Hafıza odamızı bugün Sevin Burak ve insan sonrası ve edebiyattaki bu yeni temsil imkanlarını Sezen'le birlikte, onun yaptığı çalışmalarla birlikte düşünmeye çalıştık. Sanırım bundan sonra da güzel ortak çalışmalarda yapacağımızı hissediyorum. Çok teşekkür ederim katkıların için, bu güzel sohbet için gerçekten. Ben de çok teşekkür ederim davetin için. Böyle bir düşünceyi teşvik eden ve anlamlı olduğuna inandığım bir sohbet olmuş olsun bu. Dediğin gibi bence devamı gelecek farklı mecralar ve biçimlerde. Kesinlikle. Tekrar teşekkür ederiz. Harikalar Odası'nda herkese iyi akşamlar. Bugün insan sonrası edebiyat ve Sevin Burak meselesini düşünmeyi, yedelemeye çalıştık. Tekrar iyi akşamlar.